Merhaba 7. sınıf öğrencileri. Bu videomuzda sizinle 7. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 2. yazılısından soruların çözümüyle beraberiz. İsterseniz ilk sorularla başlayalım. A sorularımız eşleştirme soruları arkadaşlar. Millet sistemi, istimalat politikası, iskan politikası, gazı ve cihat ve devşirme sistemi kelimelerimiz mevcut. Hemen 1. sorudan başlayalım. Balkanlarda fethedilen yerlerde Anadolu'daki göçebe Türkmenlerin yerleştirilmesidir. Tabii ki bu hangisidir arkadaşlar? İskandır. İskan politikası diyebiliriz. 2. İslam dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan kutsal savaştır. Bu nedir arkadaşlar? Gaza ve cihat anlayışıdır. 3. Balkanlarda fethedilen yerlerdeki halka uygulanan adaletli ve hoşgörülü yönetim politikasıdır. Bu nedir arkadaşlar? İstimalet politikasıdır. 4. Devletin asker ve memur ihtiyaçlarını karşılamak için Hristiyan çocuklarının alınarak belirli bir eğitim aldıktan sonra kapıkulu ocaklarına yerleştirilmesine tabii ki devşirme sistemi denilmektedir arkadaşlar. Ve 4. 5. Osmanlı Devleti'nde aynı inanca ve mezhebe bağlı olan toplulukları ifade etmek için kullanılan bir sistemdir. Bu da nedir arkadaşlar? Tabii ki millet sistemidir. Yine B soruları da eşleştirme soruları arkadaşlar. Ulaşım, sağlık, haberleşme, siyasi ve kültürel kelimelerimiz mevcut. 1. Paris, Londra, Viyana gibi Avrupa başkentlerinde elçilikler açıldı. Bu hangi ıslahatla alakalıdır? Siyasi alandaki ıslahatla. 2. Matbaa kullanılmaya başlandı. Kütüphaneler açıldı. Yine bu da kültürle alakalıdır. Yani kültürel diyoruz arkadaşlar. Çiçek aşısı uygulanmaya başlandı. Tabii ki aşı deyince sağlık aklımıza gelecek arkadaşlar. İlk Türkçe resmi gazete yayınlanmaya başlandı. Bu yine haberleşme ile alakalıdır arkadaşlar. Ve İzmir Aydın Demiryolu açıldı. İstanbul Boğazı'na vapur hatları konuldu. Bu da yine neyle alakalıdır arkadaşlar? Ulaşımla alakalıdır. Çoktan seçmeli sorulara geçtik arkadaşlar. 1. Öğrenilmesi gereken dil tatlı dildir sözüyle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? A. Jest ve mimiklerin yerinde kullanılması. B. Konuşurken sözcüklerin iyi ve doğru kullanılması. C. Etkili dinleme becerisine sahip olunması. D. Konuştuğumuz kişiye çok soru sorulması. Tatlı dildir deyince arkadaşlar sözcüklerin iyi ve doğru kullanılması. Yani cevabımız B seçeneği. 2. İletişimde kullanılan unsurlardan biri de ben dili ve sen dilidir. Ben dili iletişimi olumlu etkilerken sen dili iletişimi olumsuz etkiler. Buna göre aşağıdaki hangisi sen diline örnektir? A. Neden sözümü kesiyorsun? Evet arkadaşlar bu sen diline örnektir. B. Bu sabah seni göremeyince merakta kaldım. Bu yine ben dilidir. Derslerine çalışmaman beni kaygılandırıyor. Yine ben dilidir arkadaşlar. Bu konuda sana hak veriyorum. Yine bu nedir arkadaşlar? Ben dilidir. Üçüncü soruda Adana'da üniversite öğrencisi olan Eslem bir gazete haberinde bir yakınının trafik kazası geçirdiğini okur ve hemen ailesini arar. Ancak ailesinden haberin gerçek olmadığını öğrenir. Buna göre haberi yayınlayan gazete hangi hakkı göz ardı etmiştir? A. Doğru haber alma hakkını. B. Özel hayatın gizliliği. C. Basın ve yayın özgürlüğü. D. Konut dokunulmazlığı hakkı. Tabii ki arkadaşlar bu doğru haber alma hakkıyla alakalıdır. Cevabımız A seçeneği. 4. Sosyal bilim öğretmeni öğrencilerine kitle iletişim araçlarının özellikleri nelerdir sorusunu sormuştur. Öğretmenin sorduğu soruya öğrenciler hangi cevabı verirse yanlış cevap vermiş olurlar. A. Kamuoyu oluşmasını sağlar. Bu doğrudur arkadaşlar. B. Bilgiye ulaşmayı kolaylaştırır ve bu bilgilerin paylaşılmasını sağlar. Bu da doğru arkadaşlar. Dar bir kitleye ulaşarak tek yönlü bilgi aktarımında bulunur. Hayır, dar değildir. Daha çok geniş kitlelere ulaşır. O yüzden cevabımız C seçeneği arkadaşlar. 5. soru. Zeki öğretmen ders anlatırken sık sık yüz ifadelerini, ellerini ve kollarını kullanır.
Öğrencilerin yüz ifadelerinin el ve kol hareketlerinin sözlü iletişimle beraber kullanılmasının daha etkili bir iletişim sağladığını ve iyi bir dinleyici olabilmek için de göz teması kurulması gerektiğini söyler. Zeki öğretmen ders anlatırken aşağıdaki hangisini kullanmıştır? A. Jest mimik, B. Empati, C. Sözlü iletişim, D. Olumsuz iletişim. Tabii ki arkadaşlar burada sık sık yüz ifadeleri, ellerini ve kollarını jest ve mimikleri kullandığını gösterir. 6. Osmanlı Devleti'nin Orta Asya'dan gelen göçebe Türkmenleri Balkanlara yerleştirmesinin nedenleri arasında aşağıya hangisi yoktur diyor. A. Göçebe Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek. Evet, bu vardır arkadaşlar. B. Osmanlı Devleti'ni Balkanlarda kalıcı hale getirmek. Bu da vardır arkadaşlar. C. Anadolu'da siyasi birliği sağlamak. Hayır, Balkanlarda yerleştirmesiyle Anadolu'da siyasi birliğin sağlanması arasında herhangi bir ilişki yoktur. D. Balkan topraklarının Türkleşmesini sağlamak. Evet, bu da doğru arkadaşlar. Yani Osmanlı Devleti'nin bu politikasına iskan politikası deniliyor. Bunların nedenleri arasında A, B ve D var ama C ile alakası yoktur. 7. 2. Mehmet İstanbul'u 53 gün süren kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453'te almayı başarmıştır. İstanbul'un fethinin Türk ve dünya tarihi açısından birçok sonucu vardır. Aşağıdaki hangisi İstanbul'un fethinin dünya tarihi açısından sonuçlarından biridir diyor. A. İstanbul Osmanlı Devleti'nin yeni başkenti oldu. Bu sonuçlarından biri ama dünya tarihi açısından değil, daha çok Türk tarihi açısından önemlidir. B. Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bütünlük sağlandı. Yine Osmanlı ile alakalı, Türk milleti ile alakalı, Türk dünyası ile alakalı. C. Osmanlı Devleti'nin kuruluş devri sona erdi, yükselme devri başladı. Yine bu Türk tarihi açısından sonuçlarından biridir. D. Orta Çağ sona erdi, yeni çağ başladı. Evet, bu arkadaşlar dünya tarihi açısından bir sonucudur. 8. Barbaros Halettin Paşa öncülüğündeki Osmanlı donanması ile Andrea Doria öncülüğündeki Haçlı donanması arasında 28 Eylül 1538 tarihinde gerçekleşmiştir. Osmanlı'nın galibiyetiyle sonuçlanan bu zafer ile Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir. Yukarıda özellikleri verilen olay hangisidir? A. İnebahtı Deniz Savaşı, B. Rodos'un Fethi, C. Preveze Deniz Savaşı, D. Girit'in Fethi. Şimdi arkadaşlar özellikle Barbaros Hayrettin Paşa'yı ve tabii ki zafer sonucu Akdeniz'in bir Türk gölü haline geldiğini duyduğunuz anda hemen aklınıza Preveze Deniz Zaferi, Deniz Savaşı gelsin. 9. Verilen gelişmeler aşağıdakilerden hangisini ortaya çıkarmıştır? Pusulanın kullanılmaya başlanması, gemicilik tekniğinin ilerlemesi, coğrafi bilgilerin artması. Arkadaşlar tabii ki bunların hepsini denizcilikle alakalı olduğunu görüyorsunuz. Özellikle pusulayla yolun bulunması, gemicilik tekniğinin ilerlemesi, daha sağlam gemilerin yapılması, işte harita ve benzeri şeylerin geliştirilerek coğrafi bilgilerin artması tabii ki neye yöneliktir? Coğrafi keşiflerin ortaya çıkmasına. 10. Yeniçeriler barış zamanı İstanbul'da bulunurlar. Savaş sırasında ise padişahı korurlardı. Askerlikten başka bir işle uğraşmayan Yeniçeriler emekli olana kadar evlenemezlerdi. Yeniçeriler 17. yüzyıldan itibaren bozulmaya ve devlete zararlı olmaya başlayınca 2. Mahmut tarafından kaldırıldılar. Buna göre Yeniçeri Ocağı ile ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez? A. Yapılan ıslahatlara destek verdikleri. B. 2. Mahmut döneminde ortadan kaldırılıkları, evet bu söylenebilir. C. 17. yüzyıldan itibaren eski gücünü kaybettikleri, evet bu da söylenebilir arkadaşlar. D. Savaş sırasında hükümdarın yanında yer aldıkları, evet o padişahı korudukları söyleniyor, doğru. Ama yapılan ıslahatlara destek verdiklerine dair herhangi bir şekilde bir bilgiye burada ulaşamayız. O yüzden cevabımız A seçeneği. 11. Aşağıda verilen Lale Devri ıslahatlarından hangisi o Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla yapılmıştır? A. Avrupa'da ilk kez geçici elçiliklerin açılması. B. Kağıt, kumaş ve çini fabrikaların kurulması. C. İlk kez çiçek aşısının uygulanması. D. İtfaiye teşkilatının kurulması. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar İtfaiye Teşkilatı'nın Avrupa'daki gelişmelerle bir alakası yoktur. Yine ilk kez çiçek aşısının bulunması sağlıktaki bir gelişmedir. Kağıt, kumaş ve çini fabrikaların kurulması yine bu
ülkedeki gelişmişliğe bir örnektir ama Avrupa'da ilk kez geçici elçiliklerin açılması, bu nedir? Tabii ki Avrupa'daki gelişmeleri daha yakından takip edebilmek amacıyla yapılmıştır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. 12. Aşağıdaki hangisi 2. Mahmut'un devlet yönetimini daha sistemli hale getirmek için yaptığı yeniliklerden biridir? A. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması. B. Matbaanın kurulması. C. Bakanlıkların yani nazırlıkların kurulması. D. Takvim ve kağıdında ilk resmi gazetenin çıkarılması. Şimdi devlet yönetiminin daha sistemli hale getirilebilmesi için tabii ki bakanlık sisteminin kurulması gerekiyor. O yüzden de cevabımız C seçeneği. 13. Geçmişten günümüze insanların yerleşim yeri tercihlerine dikkat ettikleri bazı faktörler vardır. Bu faktörler doğal ve beşeri faktörler olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal faktörler doğada hazır şekilde bulunan ve insan el değmeden var olmuş unsurlardır. Beşeri faktörler ise insan mücadelesi ve değişimi sonucunda oluşan unsurlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır? A. Sanayi kuruluşları. B. Yeryüzü şekilleri. C. Su kaynakları. D. İklim özellikleri. Şimdi baktığımız zaman sanayi kuruluşları daha çok beşeridir arkadaşlar. Yeryüzü şekilleri doğaldır. Doğal faktörlerdir. Yine su kaynakları doğal faktörlerdir. İklim özellikleri de yine doğal faktörlerdir. Şimdi baktığımız zaman burada dışarıda kalan diğerlerinden farklı olan tabii ki A'dır. Dolayısıyla cevabımız bu arkadaşlar. 14. Bir ülkede nüfusu ve nüfusun genel özelliklerini belirlemek amacıyla nüfus sayımları yapılır. Aşağıdaki hangisi nüfus sayım sonuçlarına bakılarak belirlenecek özelliklerden biri değildir diyor. A. Toplam nüfus. Toplam nüfusa nüfus sayımı sonucuna bakarak öğrenebiliriz. B. Kadın ve erkek nüfusu. Bunu da yeni nüfus sayımına bakarak görebiliriz. C. Kırsal ve kentsel nüfus oranı. Bunu da yine baktığımız zaman kırsal kesimde ne kadar kişi yaşıyor, kentsel kesimde ne kadar kişi yaşıyor, bunları öğrenebiliriz. Ama sanayi kuruluşlarının dağılımını bunu nüfus sayımına bakarak öğrenemeyiz. 15. ve son soru arkadaşlar. Ülkemizde kadın ve erkek nüfus oranları iş olanaklarının bölgelere dağılımına göre farklılık gösterir. İş olanakları fazla olan ve bu nedenle göç alan şehirlerimizde erkek nüfusu fazlayken göç veren şehirlerimizde kadın nüfus fazladır. Buna göre aşağıdaki şehirlerimizden hangisinde erkek nüfusun daha az olması beklenir? A. İstanbul. B. İzmit. C. Sinop. D. Bursa. Şimdi iş olanaklarının fazla olduğu yerlerde erkek nüfus fazladır diyor. Şimdi baktığım zaman İstanbul en fazla erkek nüfusunun olması gereken bir yer olması lazım. Çünkü iş olanakları orada çok fazla. Yine İzmit ve Bursa'da aynı şekilde bir sanayi kentleri olduğu için burada da erkek nüfusu fazla olabilir. Ama Sinop'ta çok fazla bir sanayileşme olmadığından dolayıdır. Burada erkek nüfusun fazla olmasını bekleyemeyiz. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Arkadaşlar bu sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.